Çok değerli Kemer sakinleri, Kemer mahallemizde oturan ve köylerinden buraya cuma münasebetiyle gelmiş olan veya herhangi bir gerekçeyle gelmiş olan çok değerli kardeşlerimiz. Öncelikle hepinizin cuması mübarek olsun, hayırlara vesile olsun inşallah. Selamun aleyküm. Değerli kardeşlerim, 30 Mart 2014 yerel seçimlerine 16 gün kaldı. Biz bu 16 gün içerisinde sizlere daha fazla aydınlatmalar yapmaya çalışacağız ama bunlara vaktimiz olmayabilir. Bugün burada siz değerli kardeşlerimizin bizleri dikkatle dinleyip, evlerindekilerin de bizleri dikkatle dinleyip, konumuza komşumuza, gelecek aydınımızın önemi için, Efeler önemi için ve Türkiye için bu konuştuklarımızı hep beraber paylaşmamız gerektiği kanaatini taşıyorum ve bilhassa sizlerden istirham ediyorum. Değerli kardeşlerim, 30 Mart 2014 tarihinde kulübede belki 10 saniyede bir tercih yapacağız. 10 saniyelik bir vicdan muhasebesiyle bir tercih kullanacağız. Ama bu 10 saniyede kullanacağımız tercih, inanın ki Aydın'ın gelecek 10 yıllarının, 50 yıllarının kaderi olacak. Çünkü Aydın'da yeni bir büyük şehir kuruluyor ve bu büyük şehir eğer doğru kurulursa, kurucu başkan doğru seçilirse gelecek 10 yılları, 50 yılları doğru planlanmış olur. Eğer bu kurucu başkan devlet tecrübesinden, devlet deneyiminden, kurum mantığından, kurumsal disiplinden, kurum anlayışından yoksun, günübirlik şovlarla, kamuoyunu etkilemek amaçlı dedikodularla ve başka şeylerle tercihleri etkilerse, şöhreti kapasitesine aşmış birisi olursa, inanın ki Aydın'ı bir felaket bekler. Buradan neyi kastediyorum? Şimdi Kemer sakinlerine ve köylerden gelen kardeşlerimize soruyorum. Bir takım propagandalar yapılıyor, geliyor, konuşuluyor ama mikrofonu eline alıp düşüncelerini, halkın ihtiyaçlarını ve geçmişiyle, geleceğiyle siyaseti doğru teşhis edebilecek şekilde bugün belediye başkanı olan Sayın Çerçioğlu'nun acaba mikrofona elini alıp yarım saat 45 dakika hiç kağıda bakmadan sizlerin ihtiyaçlarını ve Aydın'la ilgili düşüncelerini, bilhassa Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime de soruyorum. Kongrelerinde, toplantılarında, herhangi bir toplantıda Sayın Çerçioğlu'nun halkla paylaştığı bir şey var mı değerli kardeşlerim? 12 yıldır siyasi hayatta milletvekili olarak ve belediye başkanı olarak gelip Kemer Mahallesi'nde sizlerle halkın huzurunda elini mikrofonu alıp acaba bu 12 yıl içerisinde kelime haznesi geniş bir şekilde meselelere müdrik, meselelerin farkında olarak sizlerle bir sohbet etti mi değerli kardeşlerim? Basın mensuplarından böyle bir toplantıya şahitlik eden var mı? Sivil toplum örgütlerinden böyle bir toplantıya şahitlik eden var mı? Muhtarlarımızdan böyle bir toplantıya şahitlik eden var mı? Ama kendi yok, adı var. Adı yok, rüzgarı var. Böyle bir tercihin vatandaşlarımıza fayda getireceği kanaatinde değilim. Ayrıca Sayın Başkan'ın öyle bahsedildiği gibi çok dürüst, çalışkan, otobüslere yazdırmış, dürüst, çalışkan, zeki, bilgili diye. Şimdi bu memleket öyle bir memleket ki zaten baktığın zaman tembeller çalışkan soyadını alıyor. Değerli kardeşlerim, Aydın Belediyesi'nde 5 yıl içerisinde çok enteresan gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelerin içerisinde en önemlileri son 1 yıl içerisinde cereyan etmiştir. Bakın, sizleri hiç iftira atmadan bilgilendirmek amaçlı bazı şeyleri sizlerle paylaşacağım. Sayın Belediye Başkanı Kuşadası'ndan Didim'den Karacasu'ya Buhar Kent'e kadar geçen hafta da merkezde dağıtmış bir hediyeler dağıtıyor. Şöyle bir fular. Bu fular, şu bere, şu da atkı. Bunlar iki çeşit. Aynı ürün, aynı kalitede, hatta yazı standartları bile aynı. Birisi
Aydın Belediyesi birisi de Özlem Çerçioğlu adını taşıyor. Şöyle. Aynı ürünler değişik renkte. Peki bunlar nasıl yapılmış? Bunlar yapılırken ne esas alınmış? Şimdi size enteresan bir karar okuyorum. Duyan duymayan kalmasın, duyanlar duymayanlara duyursun. Tarih 12-12-2013. Belge burada. Sayın Belediye Başkanı'na belediyeye yakın bir yerde bu toplantıyı aynı böyle belediyeden duyulacak şekilde yaptık. 4-5 gündür cevap yok belediye başkanından. Eğer vicdan varsa cevap bekliyorum. Eğer hakikaten yöneticilik varsa cevap bekliyorum. İftira atmıyorum, itham etmiyorum. Karar 5393 sayılı belediye kanununun 14. maddesi kapsamında Aydın ilimizde aşırı soğuk ve kış şartlarında vatandaşlarımızın zorlu ve ölümcül donma riski altında kalmamaları, dikkat edin, vatandaşlarımızın zorlu ve ölümcül donma riski altında kalmamaları, soğuk algınlığı, grip ve benzeri hastalıklardan korunmaları amacıyla belediyemizin hizmet sınırları dahilinde yaşayan vatandaşlarımıza acil olarak dağıtılmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/F maddesi hükümlerine göre pazarlık usulü ile Polar Bera atkı takımı satın alınması ve acilen ihale yapılması gerekmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinin F bendi gereğince pazarlık usulü ile icra edilecektir. Pazarlık usulü ile icra şu: belediye portföyünde bulunan 3 şirketi çağırıyor, ihale falan yapmıyor, onlarla görüşüyor ve onların herhangi birine bu ihaleyi veriyor. Peki ben şimdi buradan soruyorum belediye başkanına. 12-12-2013 tarihinde hangi meteorolojik veriler Aydın'da donma riski altında olduğunu vatandaşların söyledi de böyle bir acil, hemen üçlü görüşmeyle, bir pazarlık usulüyle alım yapıyorsun? Aydın'da kaç yılda nerelerde vatandaşımız zorlu kış şartlarından dolayı dondu? Böyle bir veri var mı elinde? Değerli kardeşlerim, bir yanı bu. İkinci yanı, şunların hangisi Allah aşkına vatandaşı donmaktan kurtaracak? Şu vatandaşı donmaktan kurtarır mı? Şu vatandaşı donmaktan kurtarır mı? Şu vatandaşı donmaktan kurtarır mı? Vatandaşın donması için -15'ten daha yukarı -de ve en az 1-2 saat hareketsiz kalması lazım vatandaşın. Ben meteorolojiden sordum. En düşük hava soğukluğu ne kadar oldu? -1.5. Şimdi bunu ihale ediyor. Üçlü teklifle alıyor. Üçlü teklifle alırken bu ihale, bu üçlü teklif kimin, hangi firma tarafından yapılıyor? CHP'nin Merkez İlçe Başkanı ve şu anda belediye meclis üyesi olan bir muhteremin hanımının şirketinden alınıyor bunlar. İhaleye çıkılmadan. Bu iki. Şimdi üçüncü kısma geliyorum. Aynı ürün, aynı kalite, değişik renkte, bir de Özlem Çerçioğlu adına yaptırılıyor. Şimdi soruyorum. Özlem Çerçioğlu bu iş için bu firmaya para ödedi mi? Ödediyse hangi banka vasıtasıyla, hangi fatura karşılığında ödedi? 5 gündür bunun da cevabı yok. Şimdi hani çok zengin diye böyle şeylere ihtiyacı olmazdı ya. Şimdi size ihale rakamlarına geliyorum değerli kardeşlerim. 19-12-2013 tarihinde 30 bin adet, Aydın'ın nüfusu 1.020.000. Eğer Aydın'da vatandaşın donma riski var ise bu hangi ilçede, hangi kaç kişi? 1.020.000 Aydın'ın nüfusu var. Satın alınan Polar Bere ve atkı takımı kaç adet? 30 bin adet.
Yani şu ikisinden 30 bin adet alınmış. E canım, 1 milyon nüfuslu yerde 30 bin adet bu ne yapar? Peki bu 30 bin adet için ödenen para ne? 154 milyar lira. İkinci bir daha ihale yapılıyor. 21F'ye göre 170 binden fazla alım yapamaz. Acil diye. İkinci bir ihale de sırf şunun için yapılıyor. Şunun için yapılan ihale gene aynı gün aynı saatte ikiye bölmesi lazım ki kanunen yapabilsin. 65 bin adet şundan alınıyor. 65 bin adet. Peki onun için ödenen para ne? Onun için ödenen para 116 milyar, 115 bin 830 lira. 115 milyar. 116 milyar civarında para. Şimdi soruyorum sizlere, muhterem kemerliler, muhterem köylülerimiz. Bununla kalmıyor. Bir acil alıma daha çıkıyor başkan. Acil alım ne? Pazar yerlerinde buralarda gelmiştir, görmüşsünüzdür. Bir kamyonet var, yanında bir tane televizyon var. Bir şeyler söylüyor oradan, bir projeler gösteriyor. O kamyonun ne aciliyeti var ki acil ihaleye çıkıyorsun, böyle üçlü teklifle gene pazarlık usulü alıma çıkıyorsun, normal kamu ihale kanununa çıkmıyorsun ve o araçların günlük 7 günlük 2 araç ihalesi, 7 günlük 2 araç ihalesinin kiralanması için ödenen para 172 milyar 870 milyon lira. İki aracın günlük kirası 12 milyar 300 milyon lira. İki aracın günlük kirası. Ve bu 7 günde kalmadı. Şimdi halen devam ediyor daha. 7 günlük yapmasının meselesi istediği yandaşa verebilmek için 172 milyarı tutturabilmek için. Şimdi dördüncü ihale geliyor. O daha gülünç. Hani belediye başkanı diyor ya, ben diyor anketlerde %65 çıkıyorum. Halkı böyle yalan yalan kandırıyor, gene her zaman da yayınlıyor. 5 ay evvel yaptırdığı, 3 ay evvel yaptırdığı anketi yayınlaya yayınlaya bitiremedi. 21F usulüyle gene anket yaptırıyor. Anketin ne aciliyeti varsa, bu kanunen acil görünen doğrudan alım ihaleleri hastanelerde güvenlikle ilgili, ameliyatla ilgili, başka devlet kurumlarında çok acil vatandaşın ihtiyacı olan bir sel felaketinde, başka şeylerde devlet yöneticiye bir yetki tanımış. Böyle acil durumlarda zaman kaybetme. Basın ihale ilana çıkıp kamu gerçekleşip şu bu uzun zaman alır. Şu liraya kadar acil alım yapabilirsin üçlü teklifle diyor. Ama bunlar başka şeyler için kullanıyor. Bakın şimdi, anket yaptırmak için bu kanunu kullanıyor. Anket yaptırmak için Bursa Araştırma Şirketi bu para, bir kalemde ödenen para 171 milyar lira. E şimdi sen anket şirketine 171 milyar lira verirsen, seni değil %65, %85 bile çıkartır bu anket şirketi. Ondan sonra da bu vatandaşa, ben anketlerde %65 çıkıyorum, bu seçimi kazanacağım biliyorsunuz değil mi diye mikrofonda 2 dakikalık bir konuşma yaparsın, bütün seçimi onunla bitirmeye çalışırsın. Şimdi gittiği bütün köylerde, gittiği bütün yerlerde, bütün konuşması Sayın Çerçoğlu'nun 3 dakikalık, 5 dakikalık. Amcacığım, teyzeciğim, dayıcığım, benim oyum %65, biliyorsunuz ben kazanıyorum, bana destek olun. Ya ne yaptın, neyini destek olacağız Özlem Çerçoğlu ya? Bana bir şöyle ciddi anlamda yaptığın bir şeyi bir söyle bakayım. Kemer'de biliyorum ki köylerimizden de gelen vatandaşlarımız şunu konuşuyor. Diyorlar ki, büfeleri kaldırdı. Öyle mi şimdi, büfeleri kaldırdı, topuk löf oldu. Konuşuyorlar mı vatandaşlarımız bunu? Aman Allah'ım, ne topukluymuş o Efe ya. Büfeleri mahkeme kararı kaldırdı, mahkeme. Ve büfeleri mahkeme kararı kaldırırken Özlem Çerçioğlu telefonda bu abisine açtı telefonu. Dedi ki, abi, ağlamaklı bir ses, ben bu mahkeme kararını uygulamazsam görevden alınacağım, hapse gideceğim. Bana destek olun, baskı yapıyorlar bana. Uygulamam mümkün değil bu kararı, destek olun. O zamanki il başkanımız Hasan Mutlu'ya açtım telefonu, dedim ki gidin buna destek olun. Ben size açık ve net söylüyorum, bu telefon görüşmelerinin belediye başkan yardımcılarından şahitleri de var.
Ben yalan söylemem. Dedim gidin destek olun, kaldırsınlar bu işleri. Kaldırdılar. Ondan sonra bir baktık ki plağı çevirdi. Gelen yerli köylü vatandaşlarımıza, gariplere, Kürtleri Aydın'dan sileceğim, görüyor musunuz nasıl yaptım? Yerli vatandaşlarımıza o söyleniyor. Güneydoğu vatandaşlarımız da diyor ki MHP baskı yaptı. MHP beni desteklemekten vazgeçecek oldu. Belediye meclisinde baskı yaptı, şunu etti, bunu etti. Ben onların zoruyla kaldırdım bunu, kusura bakmayın diyor. Aman Allah'ım, öyle mi? Çevirin bakalım plağı. Çekin desteği. Desteği çektikten sonra, peki şimdi Kemer Meydanı'nda soruyorum. Hani o AKP'den Mehmet Erdem'i, MHP'den Ali Uzunırmak'a karşımda aday olmak, görmek istiyorum diyen, meydan okuyan sözde topuklu Efe'ye şimdi ben Kemer Meydanı'ndan sesleniyorum. Gel Özlem Çerçioğlu, şuraya bir masa kur. Senden beraber bu halkın huzurunda Kemer'de tartışalım. Yetmedi Aydın Televizyonu'nda tartışalım. Yetmedi ulusal televizyonlarda tartışalım. Şuraya masayı kur. Bütün Aydın'ın problemleri ve gelişmeleri ne oldu, nasıl oldu? Ondan sonra 9 kardeşleri kaldıracaktı. 9 kardeşlerin balıkçı dükkanını niye kaldıramadın madem topuklu Efe'ydin? Topuk kırıldı. Zaten Efe'nin topuklusu olmaz. Efe çarıklı olur. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Efe çarıklı olur, topuklu Efe olmaz. Ha, bunların efeliği ne? Bunların efeliği yalancılıktan Efe. Yalandan Efe. Hani bir tekerleme vardır. Tahtadan tabanca, bamyeden fişek, keçi bokundan saçma, erkeksen kaçma. Bunların efeliği bu. Efe davete icabet eder. Kaç günlerdir ben Özlem Çerçioğlu'nu istersen Beycami meydanında, istasyon meydanında, istersen televizyonlarda konuşalım, tartışalım diyorum. Sadece ona değil, Mustafa Savaş Bey'e de. Oturalım konuşalım. Ne kadar vakıfız Aydın'ın meselelerini. Acaba Yazıkent nerededir dediğimizde bilebilecekler mi? Biz Çavdar Köyü'ne koysak oradan Aydın'a gelip bulabilecekler mi? Biz Esentepe nerede desek bilecekler mi? Aşağı Görre, Yukarı Görre köyleri nerede desek bilecekler mi? Bir bakalım bakalım. Bu Aydın'ı kim biliyor? Kim dertlerini biliyor? Kim vatandaşı gittiğinde ismen hitap edebiliyor? O zaman görelim ki bu Aydın'ı kim ayağa kaldırabilecek? Aydın'ın problemlerini kim biliyor? Sayın Çerçioğlu'nu bugün bir toplantı daha yaptım. Bu toplantılar devam edecek. İşte elimizde Işıklı Doğal Yaşam Parkı diye kamulaştırmak istediği bir kamulaştırma haritası. Bu haritanın yeşil çizgileri, şimdi o tarlalardan geliyoruz buraya. Orada basın toplantısı yaptık. Bu yeşil alan, yeşil çizgilerin olduğu yer, kendisinin doğal yaşam parkı diye planlama yaptığı alan. Burada mavi ve kırmızı işaretlenmiş parseller var. Bu parseller ne biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Bu parseller zamanında Aytopsan tuğla fabrikası tarafından toprakları alınmış, aşağı yukarı 8-6 metre derinliğinde çukurlaşmış tarlalar. Ve buralar çevre kanununa göre doldurulması lazım. Ve Sayın Belediye Başkanı'nın kamulaştırmak istediği bu yeşil alanın toplamı 1800 dekar. Yani 1800 dekar, 1800 dönüm. 1800 dönüm. Bu 1800 dönümün 6'da biri, 323 dönümü bu işaretlediğimiz yerler. Çukur, 6 ile 8 metre arasında çukur bu tarlalar. Buraların çevre kanununa göre dolması lazım. Dolum maliyetleri de aşağı yukarı 1 ile 3 milyon lira arasında. 1 milyarla 3 milyar lira arasında. Ve buraları Sayın Çerçioğlu'nun aile şirketi, Nisa Anonim Şirketi ve Aytopsan Anonim Şirketi'ne ait. Burayı kamulaştırdığı zaman, doğal yaşam parkı olarak buraya kamulaştırdığında hem bu dolgu maliyetlerinden kurtulacak bu şirket, hem de kamulaştırma bedeli alacak. Şimdi biraz insanda vicdan olacak.
biraz Allah'ı olacak, dini, imanı, kitabı olacak, biraz adaleti olacak. Sen 1800 dekar bu alanı, 1.800.000 dönüm olan bu alanı böyle bir hileyle kamulaştırmaya çalışacaksın doğal yaşam parkı adı altında. Ondan sonra da bu vatandaşın yetimin hakkını yedirmem ben diyeceksin. Yetimin hakkı, yetimi tanıyor musun ki hakkını tanıyacaksın? Hiç hayatında yetim rastladın mı? Hiç yetimle bir muhataplığın oldu mu Sayın Çerçioğlu? Değerli kardeşlerim, Aydın Belediyesi usulsüzlüklerin, yolsuzlukların içerisine gömülmüştür. Sayın Belediye Başkanı'nın oturduğu Altın Sarayı rengindeki bina bile müteahhite usulsüz ödemeden 1,5 trilyon lira usulsüz ödemeden dolayı kesin kabulü yapılamayan bir binadır. Aydın Belediyesi'nin geçimsizliği sürmektedir devletin kurumlarıyla ve kendi kurumunda. Beraber seçildiği 4 belediye başkan yardımcısı aynı partiden istifa etmiştir. Toplam 6 belediye başkan yardımcısı istifa etmiştir. Aydın Belediyesi'nin şu anda vatandaşın işleri görülmüyorsa, çünkü belediyenin 1/4 müdürlüğü vekaleten yürütülmektedir. Aydın Belediyesi'nin muhasebesi, hesap işleri lise mezunu Oveymir Belediyesi'nin mutemedi tarafından yürütülmüştür. Şimdi böyle bir başkan nasıl büyükşehir kurucu başkanı olacak? Nasıl büyükşehir belediyesini kurabilecek ve işletebilecek? Değerli kardeşlerim, 30 Mart 2014 tarihinde tercihiniz eğer Efeler'de Recep Taner, büyükşehirde Ali Uzunırmak olursa biz sizlere söz veriyoruz, Aydın kabuğunu kıracaktır. Hedef kabuğu kırmaktır. Üç ana temel üzerinde ana stratejimizi oluşturduk. Estetik kentler meydana getireceğiz. Altyapısıyla, üst yapısıyla. Böyle bere bilmem şu bu falan filan alarak değil. Şimdi burada hastane var. Her yağmur yağdığında doğum evine su basıyor. Oranın altyapısını yap. Burada sokaklar geçilmez durumda. Harmandalı oynar gibi yürüyoruz sokaklarda. Arabaların her türlü ön takımları berbat oluyor. Burada bir Çakırlar Deresi problemi var. Burada bir tahsilat bürosunun açılması problemi var. Özlem Çerçioğlu, bırak bununla vatandaşı donmadan korumayı. Milyarları oraya harcamayı bırak. Bu vatandaşların dertleriyle ilgilen. Gel buralarda biraz şöyle bir saat, yarım saat neler yaptın, neler yapmak istiyorsun onları bir anlat vatandaşa. Geldi mi hiç buralara değerli kardeşlerim? Muhtarlarla iş toplantı yaptı mı? Sivil toplum örgütleriyle iş toplantı yaptı mı? Yok. Ama diyor ki 2014 yılında projeler yarışsın. Sayın Çerçioğlu, 2009 yılında vaat ettiğin projelerden kaç tanesini gerçekleştirdin ki 2014 yılında projeler yarışsın? 2009 yılından 2014'e gelirken %2,5 gerçekleşti. Ve o zaman 2014 yılında vaat ettiklerin hepsi hayal. Hayal projelerle hayal yarıştırmanın bir anlamı yok. Değerli kardeşlerim, 30 Mart 2014 Efeler ve Aydın için bir dönüm noktası olacak. Geçenlerde biz Zafer Meydanı'nda bir toplantı yaptık. Zafer Meydanı'ndaki toplantımızda Sayın Çerçioğlu'nun Zafer Minibüs Garajı'nın yerine yapacağı projeyi eleştirdik. Orada minibüs garajı kalkıyor. Pazar kalkıyor. Ofis katları ve sözde kongre merkezi oluyor. Biz dedik ki Çerçioğlu köylü pazarlarını kaldırıyor. Arkasından zabıtalarla orada bildiri dağıttırmış. Pazarlar kalkmayacak diye. Ben şimdi Kemer Meydanı'ndan sesleniyorum. Sayın Çerçioğlu, Zafer Meydanı'ndaki şu andaki hal ve pazar yerini projende yer vermedin. Minibüs garajı kalktı. Pazar yerinin nerede olacağını söyle lütfen bana. Oradaki köylü pazarı nerede olacak? Kemer'deki köylü pazarı nerede olacak? Onu bir bana söyle. Kalkmayacak diye zabıtaya bildiri dağıttırma. Pazarın nerede olacağını söyle bana. Ama biz bunları söylüyoruz değerli kardeşlerim. Şu şurada olacak, bu burada olacak diye. Onun için değerli kardeşlerim, minibüs garajının kalktığı bir Zafer Meydanı,
pazarın kalktığı bir zafer meydanı, oradaki Arasta'dan, yağcılar içinden köylülerimize varıncaya kadar hepsinin perişan olduğu bir alan durumuna gelir. Ve Aydın'ın o bölgesi, bu bölgesi yaşanmaz hale gelir. Değerli kardeşlerim, büyük şehirle ilgili Aydın'da 128 başlık altında anayasamız haline getirdiğimiz kısa, orta, uzun vadede projelerimiz var. Bu projelerimiz istikametinde ilk bir yılda ben sizlere söz veriyorum 8000 kişiye işe alacağım. Ve 5 yıl sonra 2019 seçimlerine giderken 18 ile 20 bin çocuğumuzu işe almış olacağım. Eğer hedeflerimizi gerçekleştirememiş olursak 2019 yılına gelirken biz projelerimizden %51'ini, istihdamımızın %100'ünü, vaatlerimizi gerçekleştirmezsek ben size söz veriyorum, aday olarak karşınıza gelmeyeceğim. Bu işe alınacak çocuklarımız bütün Aydın satından olacak. Köylerimizden olacak, kentimizden olacak, ilçelerimizden olacak, kapatılan beldelerimizden olacak. Büyük şehirle ilgili bu 128 proje birbirine entegre projedir. İhracat ihtisas halinden okul öncesi eğitim, spor sahalarımız, deve güreşi, dana güreşi, rafanat yarışlarının yapıldığı arenalardan organize besi bölgelerimiz, organik tarım havzalarımız, organize sera bölgelerimiz, ihtisas üniversitelerimize varıncaya kadar projelerimiz, engelli rehabilitasyon merkezlerine varıncaya kadar projelerimiz var. Bunlar için sizlerden 30 Mart'ta destek bekliyoruz. Ben Nazilli'de bir açılışlar gerçekleşecek. Oraya gitmek için aranızdan ayrılacağım. Efeler Belediye Başkanı adayı arkadaşım, değerli kardeşimiz Recep Taner Bey'e mikrofona devredeceğim. Efelerle ilgili konuşmaları da Recep Bey sizlerle yapacaktır. Ben eğer bir sorunuz varsa açık, net, yüreklilikle sorunuzu cevaplandırıp müsaade almak istiyorum. Sorusu olan kardeşimiz var mı? Mustafa Savaş Bey 65 bin kişiyi ilan etmiş işe alacağım diye. Ben ona bir haber gönderdim. Selam söyle benden Mustafa'ya. 65 bin kişi herhalde kendini açık artırmada, ihalede zannetti. 65 bin kişi Çine'nin çoluklu, çocuklu, bebeli, dedeli nüfusudur. Onun doğum yeri olan. 65 bin kişiyi bir anda hükümet bile işe alamıyor. Mustafa dedim, sen herhalde adam saymayı karıştırdın. Adam tek tek sayılıyor. Hani bakan evlatlarının evinde para sayma makineleri yakalandı ya, insan saymayı para sayma makinesinden saymak zannediyor herhalde.